Ayşegül var ya, çok büyük sevaba giriyoruz ha. İyi ki akıl ettin bunu. Kesinlikle. Bence herkes buna benzer şeyler yapmalı. Ne bileyim, kendisine bir huzur evi seçip yaşlılara yardım eli uzatmak, onlarla sohbet etmek, çocuklarının, torunlarının yokluğunu hissettirmeden onlara yardımcı olabilmekten daha güzel bir şey var mı bu dünyada? Da böyle bir kutsal görev için niye kimse bize isim yazdırmıyor? Ya, öğrencilere duyurması için yanlış birini mi seçtik dersin? Ay, çok pardon. Ay, çok gerçekten çok. Ay, pardon. Arkadaşlar, büyüklerinize yardım etmek ister misiniz? Onlara sahip çıkmak ister misiniz ha? Bence istersiniz. Çünkü pardon. Çünkü buyurun. Kantine gelip adınızı yazdırırsanız eğer Yavaş. Adınızı yazdırırsanız okuldan sonraki gezimize katılabilirsiniz. Ve ayrıca bu gezinin en güzel kısmından bahsedeceğim size. Herkesin önünde çılgınca dans edeceğim. Ay, haklısın galiba. Of, keşke Selim de gelseydi. Ama maalesef koç çift antrenman koymuş, o yüzden de gelemeyecek. Ne o Tuğçe? Geziye katılmak için isim mi yazdırmaya geldin? Ben sizinle. Yaşlılar evine. Ay, bu lafa sabaha kadar gülerdim ama o kadar sinirliyim ki gülmüyorum. O zaman okul gazetesi editörü olarak bu ziyareti haber yapsan da öğrencilerin ilgisini çekse. Tabii ki, memnuniyetle. Yalnız bir şartla. Ne? Selim'den ayrılacaksın, yoksa bu okul sana zindan ederim, anlıyor musun? Zindan ederim. Hatta Zuhal, şu anda Milano'dan aldığım ayağımda 70 avroluk çoraplarım olmasaydı seni tekmeleye bu okuldan atardım. Aman. Anlıyor musun? Tekmeleye. Ay kızlar, yok, götürün beni buradan, dayanamayacağım. Yok, saldıracağım ben bu okula. Tamam, hadi gel canım, sakin ol. Hadi gel. Tamam, boş ver. Çok iyi. Şuraya baksana. Gördünüz değil mi kızlar? 70 avroluk tek çoraplarım herkesin dikkatini çekti. İşte kalite farkı. Ya Tuğçe, ondan değil de ikisi farklı renkte diye bakıyor olmasınlar. Ne? Hayır, olamaz. Hayır, mahvoldum, bittim ben kızlar. Saklayın beni. Ya, ne yapacağız şimdi? Çabuk siz de birer tane çoraplarınızı değiştirin. Böylelikle hepimiz farklı renkte çorap giymiş oluruz. Niye? Çünkü okulda tek bir kız farklı renkte çorap giyerse rezil olur. Ama okulun 3 kızı farklı renkte olursa moda olur. Hadi yürüyün tuvalete. Of! Of Tuğçe. Tamam. Hadi. Koş. Pas ver. Ne yapıyorsunuz? Niye kesiyorsunuz? Ne bu büyük aşka? Ne yapacağım? Ters bakıyor. Kafamı mı çevireceğim? Hadi. Ondan sonra gözünün içine baktım, kafasını çevirdi diye konuşacak. Yok ya. Hadi. Geç şöyle. Beyler. Ben size üçlü perdeleme çalışacaksınız demedim mi? Görüyorum ki bazılarınız beni dinlemiyor. Cenk, Murat. Oğlum, sayı saymasını bilmiyor musunuz? Ben size üçerli çalışacaksınız dedim. 3 kişiyiz koç. Hani? Ben Cenk'le senden başka kimseyi göremiyorum. Selim var. Selim? Hangi Selim? Ha. Şu geçen gün maça gir dediğimde koç benim gitmem lazım diyen, sonra da yap seçimi dediğimde kalkıp giden Selim mi? Görürseniz benden de selam söylersiniz. Neyse ki oyuna son sahneye giren Toygar'ın basketiyle kazandık. Yoksa ben bulmasını bilirdim onu. Hay Allah. Meğerse ben okulun takımıyla beraber bir de can düşmanımın hayatını kurtarmışım. Sadakamız olsun. Cenk, Murat, Toygar'ın grubuna katılın. Beşerle çalışacağız. Ne? Tamam beyler, ben hak ettim bunu. Tamam. Koç, Selim yoksa ben de yokum. Ben de yokum. Peki, siz bilirsiniz. Arkadaşlar, çalışmaya devam edelim. Cüneyt. Buyur koç. Beyler. Hep tepede aynı şutu atıyor. Zaten takım bırakmış kadar oldunuz benim için. Ama takımdaki yerinizi kimseye bırakmayın. Hadi. Beyler, yerimiz var. Buyurun. Bir daha. Ay, şunlara bakın. Aynı renk çorap giymişler. Ay, ne banal. Ay, cidden. Cidden. Ay, yani 2000'li yılların Türkiye'sinde böyle manzaralar. Buyurun. İşimiz güzel. Çok zor kızlar. Buyurun. Çok. Aa, Tuğçe. Okuldan sonra siz de bizimle geliyorsunuz, değil mi? Bizim sizle işimiz olmaz. Siz 3 kafa dar gidin. Biz okulda kafamızı dinleriz. 3 değil ki 4.
Selim basket takımından atılmış. O da geliyor. Ne? Al şunlara ver Burcu, pardon. Bekliyoruz, okulumuza, gezimize bekliyoruz. Hadi size ver mi? Ne bakıyorsunuz siz? Buyurun. Asıl kendinize bakın, tek tek çorap giymişsiniz. Yürüyün kızlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Buyurun teyzeciğim, size limonlu kekle çay getirdim. Sağ ol kızım, çok düşüncelisin. Şu yakışıklı genç bütün bunların senin fikrin olduğunu söyledi. Aferin sana. Ne demek efendim, vazifemiz. Ya sonuçta hepimiz bir gün yaşlanacağız ve bunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Keşke her genç senin gibi düşünceli olsa yavrum. Ha bu arada, senden bahsederken gözümün içi pek bir gülüyordu. Kimin? Bak, seninki de gülüyor. Benden kaçmaz böyle şeyler. Acık konuşalım seninle. Adın ne senin? Ayşegül. Sizinki? Saadet. Aa, ne güzel isim. Yeğenim Halit de çok beğeniyor. Halit? Aha, Halit Ergenç. Halit Ergenç mi? Şşş. Aman ha, kimse duymasın. Ha, tamam, tamam. Ya Ayşegül. Ya bizim okul gazetesinin fotoğrafçısı Gökhan'ı aradım. Gel burada bir fotoğraf çek diye. Sordu kimler var diye. Ben de saydım. Yok bunlar iş yapmaz. Okul gazetesine daha malzeme olacak birileri lazım. Mesela Tuğçe gibi dedi. Ya nasıl muhtaç olduk şu kala kıza ya? Dur bakayım. Ben arayıp belki de ikna edebilirim. Saçmalama Ayşegül, mümkün değil. Niye canım? Bir şansımı deneyeyim. Ne kaybederim ki? Nasılsınız? Sağ ol yavrum. İstemiyorum ama mecburum. Bakamayacağım. Ya Gökhan, ama bak bu çok özel bir şey. Yani okulumuz ilk defa böyle bir yardım yapıyor. Ne olur gelip birkaç tane fotoğraf çeksen? Saydım ya işte. Selim, ben, Ayşegül. Ben geldim. Ve Tuğçe. Tuğçe, senin ne işin var burada? Ya tamam biliyorum. Çok bencil ve sevimsiz bir karakterim var ama bu okulumuzun imajına katkıda bulunmama engel olmaz ki. Alo Gökhan, hemen buraya gel ve fotoğrafımızı çek. Yarınki okul gazetesine de yetiştir. Altına da şöyle bir manşet at. Sosyetik güzellerimizden Tuğçe, yaşlılara saygı göstermek her Türk gencinin vatani görevidir dedi. Hadi hadi çabuk ol. Nasılsınız teyzeciğim? Selim. Evladım sağ ol. Tuğçe bana gülümsedi. Çimdikle beni. Ay tebrik ederim, çok güzel olmuş. Tebrikler. Ay kızlar, bugün bana bir sevgi, bir saygı gösteriyor ki sormayın. Ama dedim ben size, bu çorap meselesindendir diye. Onun değil canım, bunun yüzünden. Bu ne ya? Senin fotoğrafın. Hem de Ezik Ceren'le yan yana. Hayır, olamaz kızlar, bu fotomontaj. Hayır, ayrıca yaşlılarımıza saygı göstermek her Türk gencinin vatani görevidir demişsin. Ne, ben mi? Ay buna inanmadınız herhalde. İnandık ve çok bozulduk Tuğçe. Ay bozulursunuz tabii kızlar, ben böyle şeyler yapmam. Onun yüzünden değil, giderken bize haber vermedin diye. Ayrıca yanında Cerenler yerine Rezan'la ben olmalıydık, tamam mı? Ne? Ama bugünkü fotoğrafta yanında biz olacağız. Çünkü lise adımızı ilk olarak yazdırdık. Ne, niye? Çünkü doğru söylüyorsun. Yaşlılara saygı göstermek her Türk gencinin vatani görevidir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.